İyi günler. Bu videomuzda iLife markasının Z Note isimli tablet PC'sini inceleyeceğiz. Bu iLife markası Türkiye'ye gireli çok fazla olmadı ve satışı benim araştırmalarıma göre sadece Hepsi Burada da yapılıyor. Başka bir yerde bulamadım. Dün akşam sipariş verdim Hepsi Burada'dan. Express kargoyu tercih ettim. Bugün öğlen elimde oldu. Yaklaşık 800 TL'ye aldım. iLife markası genelde dünyada ucuz, orta segment tablet ve bilgisayar üreten bir firma. Türkiye'ye de yeni geldi. Ben ilk defa bu markayı kullanacağım. Sizler için de bunu inceleyip anlatmak istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Hızlıca kutuyu açalım. Evet, tablet PC'mizi başlattık. Ben şimdi hızlıca bir kurulum yapacağım. Kurulum tamamlandıktan sonra da tablet PC'mizi inceleyeceğiz. Ayrıca küçük denebilecek boyutta da bir adaptörü sahip. Bu adaptörümüz de yaklaşık 5 volt 3 amperlik bir adaptör var. Tablet PC'miz boş olduğu zaman yaklaşık 4,5 saatte tamamen doluyor. Evet, ben kurulumu tamamladım. Bununla birlikte ofis programını da yükledim. Şimdi fiziksel olarak incelediğimizde dış yüzeyi plastik kaplı metal bir yüzeye sahip değil. Arka kısmında iki tane stereo hoparlöre var sahip. Fakat bu hoparlörler çok bas ses vermiyor. Genelde tiz ses veriyor. Çok fazla açtığınız zaman rahatsız olabilirsiniz. Burada vidaları var. Vidaların görünüşü biraz hoş değil. Ama kaymaması için 4 tane ayak koymuşlar. Metal bir menteşeye sahip. Sağlam olduğunu düşünüyorum. Çünkü menteşeleri bunun fiziksel olarak en önemli parçaları. Sağ tarafına baktığımız zaman burada power tuşu, SD kart yuvası, USB 2.0 USB girişi ve burada da 3,5 mm'lik kulaklık girişi mevcut. SD kart desteklemesinin teknik verilerde 64 GB demesine rağmen ben 128 GB'lık bir SD kartı taktım ve destekledi. Şu an kullanıyorum. Verilerimi de yedekledim. Sol tarafına baktığımızda burada mini HDMI girişi var. Yine USB 2.0 girişi ve şarj girişi mevcut. Şimdi tablet PC'mizi açalım. Hızlı bir şekilde başlıyor. Gayet hızlı, performansından memnun kaldım bile. Evet, açılışı tamamladı mesela hızlı bir şekilde. Burada iLife yazısının altında 0.3 megapiksellik bir kameraya sahip. Bununla ancak Skype görüşmelerinizi yaparsınız. Windows 10 Home işletim sistemine sahip 32 bitlik. Atom Z8350 bir işlemciye sahip, 1.44 GHz ile 1.92 GHz arasında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. GPU'su, yani ekran kartı, Intel'in HD Graphics, yani paylaşımlı bir ekran kartına sahip. Öyle bir, yüksek bir performans beklemeyin. Ekran boyutu 11.6 inç. IPS bir ekrana sahip, dokunmatiği gayet başarılı. Ben çok memnun kaldım, gayet akıcı, hızlı tepki veriyor. Ve çözünürlüğü de gayet güzel gözüküyor. Dahili hafızası 32 GB ile geliyor. Tabi bu Windows'ta kurulu olduğu için yaklaşık size 15 GB'lık bir boş alan kalıyor yalnızca. Kesinlikle bir SD kart alıp bunun hafızasını arttırmanız gerekiyor. 2 GB DDR3 1333 MHz'lik bir RAM'e sahip. Bluetooth 4.0, 2 tane USB 2 porta sahip. Mini HDMI'dan çıkış alıp televizyonunuza bağlayabilirsiniz. 8000 mAh'lik bir pile sahip. Bu pilde teknik verilere göre 6 saat boyunca film izleyebilirsiniz diyor. Ben kullandım. Baştan sona bir deneme şansım olmadı ama 6 saat götürebileceğini düşünüyorum bu pilin. Buraya Windows'a bastığımız zaman standart Windows menüsü geliyor karşınıza. Burada Windows ikonları var. Ayrıca bunu tablet modunda da
kullanabilirsiniz. Tableti açtığımızda da Windows'un şu saçma bulduğum ikonları geliyor. Hiçbir şeyi arayıp bulamadığım. O yüzden ben bunu bu modda değil, normal bilgisayar PC modunda kullanmayı tercih ediyorum her zaman. Mesela Word programını başlatayım ben buradan. Hızlı bir şekilde açtığını görüyorsunuz. Bunun üzerine bir de Excel açalım. Excel de açtı. Bir de Chrome açalım. Evet, browser'ımız da açmış oldu rahat bir şekilde. Buradaki tek dezavantaj, gördüğünüz gibi dengesiz bir yapıya sahip. Bu da genelde küçük boyutlu tablet PC'lerde başımıza gelebilecek bir durum. YouTube'a gelelim. YouTube diyelim. Buradan hemen YouTube'u açalım. Evet, sayfamızı açtı. Bu şekilde mousepad'i iki parmağınızla yukarı aşağı yaparak kaydırabilirsiniz. Şu videoyu açalım. Bizim ustalığımız çikolata yapmak. 1927'den beri inceleyip sık dokuyoruz. Ama yine de oldu demiyoruz. Gizem de takipçilerine bizden öfkeyle bahsediyor. Tepki verdiğini görebiliyoruz. Doğum yapmadan hemen önce kayda alınmış 15 hayvan. Evet, bunları kapatabiliriz. Yine bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Bu klavye arkada kalıyor. Tablet modunda yine dikey bir şekilde de kullanabiliyorsunuz yine. Bunu terse kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu ters kullandığınız zaman burada webcam yukarıda kalıyor. Hatta bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.